Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Fatih Tosun. Öncelikle kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün önümde yok denebilecek kadar muhteşem bir araba var arkadaşlar. Gökhan abi öncelikle merhabalar. Tamam, hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk. Arkadaşlar Gökhan abi arabayı normal E250'den Maybach'e çevirmiş arkadaşlar. Bakın. Ve arkadaşlar arabada o kadar özellik var ki, model çalıştırmadan start sıfatı çevirmek, ekstra jantları, lastikleri, motoruna kadar çok güzel bir el değmiş. Arkadaşlar şimdi onu hemen soracağım. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir arabayı gösterelim için. Gerçekten muhteşem, baksanıza. Arkadaşlar bak, şurada kapsel sürümü de var. Evet arkadaşlar, şimdi Gökhan abi öncelikle sana sorum şu. Bu arabayı neden abi orijinal Maybach almadın? Kendin E250'den bu arabayı buna çevirdin. Ben kendi sürüş kaliteme göre lüks bir araba bulamadığım için kendim tasarlayarak bunu gidermeyi tercih ettim Fatih abi. Bunun için buna çevirme niyetine girdik ve başarılı bir umut kavramımız var. Evet, neler yaptık abi arabayı? Anlatalım da arkadaşlar. Çok izleyicilerimiz merak eden muhtemelen. Arabaları neler yaptık derken abi, bizim arabamızda tavan ve dört kapı harici değişmeyen bir parça kalmadı. Bu görünümü ve bu yeniliği yakalayabilmemiz için. Tavan ve dört kapı halinde arabamızda değişmeyen bir parça yok. Hemen o zaman gösterelim abi. Mesela arkadaşlar bakın, bu normal abi. Normal lastik boyutu kaçtı abi? Abi normalde fabrikasyon 17, E250'de. Biz bunu Maybach'e geçerken 19'da denedik. 19 sürüş sevkinci de düşürdüğü için 18'de tekrar karar kıldık. Arkadaşlar 18 inç yani. Tabii 18 inç abi, Maybach jant. Peki üzerindeki jant, çelik mi abi? Çelik abi. Çelik jantları abi, ben Maybach'da aynı. Tabii orijinal parça. Arkadaşlar komple araba Maybach'e çevrilmiş. Ayrıca bak mesela bu arabada şöyle güzel bir özellik var abi. Seninle konuşmadan hemen bir bakmıştım. Bakın arkadaşlar kapıda, dört kapıda da vakum var. Bakın şöyle ufakça kapattım. Bakın arkadaşlar araba kendini otomatik kapattı, gördünüz mü? Bu kapıyı da yapayım hatta. Bir daha yapalım Fatih. Evet şöyle Erdiç bak. Şöyle kapattım, oldu ki çocuklar tam kapatamıyor biliyorsunuz. Şöyle bakın Erdiç. Bak. Gördünüz mü arkadaş? Hani kapı kapatma, yavaş kapat, hızlı kapat muhabbeti var ya, vakumlu çok işe yarıyor. Abi benim aslında çok dikkatimi çeken arkadaşlar, bu normalde model değil mi? Model çalışmalı. Anahtarlı çalışmalı normalde. Arkadaşlar Gökhan Bey bu arabayı start stop yapmış. O çok özellikli. Gel şuradan gösterelim. Gel şöyle bak, hemen aç oradan. Gel buradan. Abi onu gösterelim, o çok benim dikkatimi çekti. Çünkü abi bunu normal her araba yapabilirler. Abi bizim ustalarımız yakın Allah'ınız diye. Yani bizim çalıştığımız ustalar iyi olduğu için bu konuda çok problem yaşamıyoruz. Arkadaşlar normalde manuel bir aracımız var yani alaklarla çalıştığında. Bunu start spot'a Gökhan Bey aslında yardımcı oldu. Biz zaten adresini bilgisayara vereceğiz. Bak arkadaşlar gördünüz mü? Anahtarlıdan komple orca start spot'a getirilmiş. Bakın. Sadece start stop'ta ilave kalınmadı burada. İlave yapılanlar hayalet ekran var. Gene orijinalde yok. Tavana yıldız aydınlatma, ambiyans aydınlatma dediğimiz olay yapıldı arabanın tavanına. İçeride 64 renk ve ambiyans aydınlatma var. Döşemeler gene birebir tabu olarak değişti. Arkaya ve öne multimedya sistemi eklendi. Yani kolyesidir, küllüğüdür, her şeyi bir emek, her şeyi bir zahmet. Hepsi böyle son noktaya kadar limitler zorlanarak bir araya getirildi. Bu bile abi senin hepsi kendi tasarımın değil mi? Tabii bu direksiyon bile yok. Yani bu direksiyon bile şahsıma münhasır yani, öyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar kolonlarından tutun arkaya gelen, arkada çok güzel bir var. Arkadaşlar Gökhan abi çocuklara özel arkaya güzel bir tablet koymuş. Şöyle bakın. Orijinal bire çok yakın arkadaşlar. Bunu bulmak gerçekten çok zor. Bakın arkadaşlar şöyle güzel bir özellik. Arkadaşlar buradan ekranlar açılıyor zaten otomatik, bakın. Normal abi bunda YouTube her şey var değil mi? Tabii arkadaki çocukların da abi sürüş kalitesini düşündüğümüzden hem film izleme olsun, hem YouTube hem oyun oynama olsun, onlara da oturup yenilikleri sunduk yani. Abi asıl merak ettim benim bu motoru. Motor normalde 2.2 oluyor, 220 beygirlik. 202 beygir abi fabrikasyonda, 202 beygirlik bir motor. Ama biz ustalarımızla yine yazılımlar sayesinde aynı motordan 300 beygirlik güç alabiliyoruz. Yani bizim arabamız şu an 300 beygir güç üretiyor. Gösterelim abi motoru. Gel arkadaşlar motoruna bakalım. Arkadaşlar benim tavuk tutukta çeken motoru. Bakalım ben gerçekten abi. Evet arkadaşlar motoru kaçırdı. Oo. Bu şimdi abi normal orijinde 202 beygirlik normalde motoru var arkadaşlar. Motoru sıfırlanmış ve yeni motor takılmış, öyle mi?
Tabii biz bir problem yaşamamak için motorda ön takımda tüm mekanik parçaları da kaportayla ya da içindeki aksamlarla beraber her şeyimiz sıfırladık. Şimdi abi 300 beygirlik bir çalama aldın mı? Kesinlikle abi. Arkadaşlar gerçekten motosiklet kadar büyüklüğü var. Şöyle kocaman bir motoru var. Araba abi bayağı heybetli olmuş ve bunun bagajında benim yine dikkatimi çeken genelce oraya gösterildi abi. Bunda abi normalde öyle açma yoktu bu tabi. Normal eski sistem abi. Eski sistem şeydi arkadaşlar, bakın dokunmatik açılıyor. Bakın sadece dokundu bu arkadaşlar, açılıyor. Evet şurada da güzel park sensörümüz var. Açken içini göster arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar yeni model araçlarda hep böyle dokunmatiktir. Gökhan abi bunu kendi yaptırmış, doğru mu? Yine biz ettik abi bunu. Bu da normalde olmayan bir şey bu kasalarda, bu modellerde. Yine bizim ustalarımız sağ olsun bu konuda. Bakın emeklerimizi zayi etmedi, taleplerimizi zayi etmedi, yerine getirdi. Peki abi bu arabayı yapmak isteyenler çok rahatlıkla yapabilir mi? Özellikle sorun bu. Abi çok rahatlıkla yapamazlar. İşin ehline denk gelmezlerse hem fazla para harcarlar hem zaman kaybederler. Yani abi şimdi bu bütün her şeyi aynı yerde yaptırmadın zaten. Tabii. Hepsi bir yerde yapılan bir yerde yapılan. Yani böyle farklı şeyleri, iyi ustaların bir araya gelmesinin sonucunda ortaya çıkan bir şey. Peki abi izleyiciler istedikleri zaman yardımcı olur musun? Çok memnun oluruz. Arkadaşlar Gökhan Bey diye İstanbul Avrupa Yakası'nda Rahmi Otopazarı'nda arayacak otoda kendisi. Oranın da sahibi. Biz de şöyle güzel bir video çıkardık. Her şeye bak söylemediğim birkaç özellik daha var. Onları göstereyim sana. Mesela arkadaşlar araba kilitlenirken, açılırken güzel bir farklı kudut ediyor. Şöyle bakın. Gel farları göster arkadaşlarıma. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu abi orijinalde var mı normalde? Yok yok. Bu sana özel. Tabii bu selamlama dediğimiz bizim yaptırdığımız şeyler. Bilaveten genel kışın soğuk havalardan evdeyken aşağı inmeden uzaktan çalışıp görebildiğimiz bir sistem mevcut. Bakın arkadaşlar kumandadan çalışıyoruz şu an. Biz aşağı inceye kadar araba motor ısınıyor. Biz dinlediğimiz zaman da direkt sıcak kalyalarını biliyoruz. Erdiç bak uzaktan çalışıyor ama bunlar kapanmıyor değil mi abi? Anladım. Tekrar tuşa basıp kapanmıyor. Kapatmak lazım. Seni kapatıyorsunuz arkadaşlar. Gerek işte gösterin. Araba da kilitli oluyor bu arada. Evet, uzaktan çalıştırdığımız için araba kilitli oluyor. Evet. Geldiğiniz zaten. Erdiç bak ışıklandırmalara bak. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Özel ışıklandırma da yapılmış. Tavanlarda güzel ışıklandırma. Aa sarrufu da abi kendi orijinal sarrufu var mı? Tabii cam tavan abi. Tavan ve dört kapı orijinal abi. Geri kalan her şey bizim tasarlamamız. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu zaten sarrufu açılıyor değil mi abi? Tabii cam tavan açılıyor. Açalım mı? Tabii. Bakın arkadaşlar cam tavanı da size için açalım. Bu kapı ve tavan arkadaşlar orijinal geri her şeyi Gökhan Bey kendi yapmış. Abi bu işaret nedir? El freni abi. Bunlardan el freni dediğimiz olan böyle yaptığımız zaman indirip böyle bastığımız zaman çeker. Aa Erdiç. Yani standart arabalarda burada olan bu el freni mekanizması Mercedes'in çok eski modelinden itibaren bu şekilde. Aa onu ilk defa görüyorum. Evet göstereyim. Bakın el arkadaşlar. El freni çeker. Ay manuel gibi. Manuel gibi. Elle yapıyorsun, ayakla yapıyorsun. Elektrikli biz arkadaşlar mini arabalarda da böyle elle çekilmeli vardı. Onda bakın. Şöyle çektirip. Şu an araba aktarım. Gidiyor. El frenini tekrar devreye almak istiyorsunuz. Bastınız. Aldım. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok enter. Hadi şu ışıklandırmayı göster. Gel. Gel şu ışıklandırmaya bak. Gel. Arkadaşlar bakın. Buradan başlıyor. İçine kadar şöyle. Abi bu yıldız fikri nereden çıktı? Abi dedik her şey benim güzel olsun. Güzel bir görünüm olsun. Peki abi bu ebeklerde var mı bomba ışıklandırma? Ekstra paketler halinde var. Ekstra paketlerde arkadaşlar böyle bulunabiliyormuş. Abi aslında merak ettik. Tek sormasaydım ama maliyetle çıktı. Arabanın parasından daha fazla bir para çıktı. Evet arkadaşlar duydunuz. Yani gerçekten muhteşem araba olmuş abi. Ellerine sağlık. Gerçekten çok kutsuz. Kaç ayı buldu abi yaptırması ortalama? Abi 5 ayı buldu. 5 ayda arkadaşlar bu hale gelmiş. Şöyle kapatayım. Şöyle güzel bir küllük de var arkadaşlar. Bunlar hepsi abi orijinal. Hem orijinal hem de işte bunlar abi sürekli araştırarak hani yakıştırarak hani bir bayanlar bir çanta alırken çok böyle maşakkatli bir süreçten geçer ya aksesuarlarda bu şekilde oluyor yani. Çok böyle bu yakışır mı, bu yakışmaz mı, bu olur mu, bu olmaz mı eliye eliye. Peki abi aslında merak ettim Gökhan abi bu arabanın ya da benzer arabanın
Parçalı Türkiye, Türkiye'de hepsini bulabiliyor muyuz özellikle? Ya da Türkiye'de siparişler yurt dışından mı geliyor? Abi günümüzde artık hangi araba olursa olsun parçayla ilgili bir sıkıntı olmuyor. Hangi parça lazım olursa olsun en fazla gelme süresi kadar bekliyorsun. Senden sipariş oluşturuluyor. 3 gün sonra, 5 gün sonra parça gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar, başka soracağınız bir şey var mı Ertişim? Arabayı şöyle güzel bir göster. Muhteşem bir şekilde. Gökhan Bey, arabayı yaptığınıza değdi mi? Kesinlikle değdi. Keyif alıyor musunuz? Çok fazla. Aç gel. Şöyle arabayı göster bakalım. Evet arkadaşlar, araba satılık mı abi? Asla. Evet arkadaşlar, araba satılık değil ama böyle fikri olanlar için biz bu videoyu çekildi arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar, benim size söylemek istediğim, aç bana göster. Evet arkadaşlar, benim size söylemek istediğim, manuel çalıştığım bir yerde start stop çok özel bir olay. Onu yaptırabilirlerse her araba için çok geçerli. Her arabayı bunu yapabiliyorlar abi. Her arabayı yapanlar abi. Her arabayı yapabiliyor arkadaşlar. Her şöyle güzel gözüküyor muyum? Evet. Arkadaşlar, araba bana yakıştıysa lütfen yorumlarda belirtiniz. Sormak istediğiniz her şeyi sorun. Gökhan Bey de yardımcı olur muhtemelen. Memnuniyetle. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.